Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Sıfırdan Clash isimli, Çaylak isimli serimizin o gelmek bilmeyen 32. bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ufak bir aranın ardından tekrar hesaba giriş yaptım. Bir de ne göreyim, 4 tane işimiz boşta, laboratuvar boşta, ortalık çarla çöple dolmuş. Hiç merak buyurmayınız efendim, Hemen icabına bakacağız. Şu kaynaklarımızı bir toplayalım. Ganimet arabamızda 160 bin altın iksir var. Şunları da bir toplayalım. Ve taş kutusundan olmak üzere, başlamak üzere etraftaki çar çöpü hazır. 4 işçimizin dördü de boştayken ufak ufak temizlemeye başlayalım istiyorum. Pekala. Şimdi hazır bunlar bu tarafta. Ee, çalışırken biz de hemen inşaatçı üstünde bir bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı? İnşaatçı kışlasını görüyorum. 150 bin iksiri ben o oraya ayırmak istiyorum arkadaşlar. Bebek ejderimiz bir an önce açılsın. Bu seviyelerde değil ama birazcık daha üst seviyelerde bebek ejder makslandığı takdirde inanılmaz işler çıkartabiliyor. Eğer fırsat bulursak göstermeye çalışacağım. Şimdi bu videoda neler yapacağız? Zaten standartımız yükseltme yapacağız. Laboratuvar boşta orada bir şey basacağız falan filan ama asıl olayımız en sonki bölümde size bir sözüm vardı. Binici saldırıları yapacağım demiştim arkadaşlar ki hafızam beni yanıltmıyorsa binicimizi de maxlamıştık öyle değil mi? Aynen öyle. Belediye binası 7'de ikinci seviye binici max oluyor ve korkunç iş yapıyor arkadaşlar. Birazdan canlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi ne yapalım o zaman? 4 tane işimiz boşta. Engelleri temizledikten sonra Laboratuvarda bir yükseltmeye gidelim değil mi? Boş boşuna bekletmenin bir alemi yok. Zaten çok fazla bir şey de kalmamış açıkçası arkadaşlar. Hani en pahalı olan duvar kırıcı gözüme çarpıyor. Ben direkt duvar kırıcıyı aradan çıkartmak istiyorum. 750 bin iksiri yapıştırdım ve duvar kırıcıyı 4. seviyeye, muhtemelen max seviyeye yollamış oldum. Sonrasında ne yapacağız? Bir saniye. Şunları da bir kaldıralım. Sonrasında bunları tek işçiyle kaldırmak gerçekten mesele oluyor arkadaşlar. Kralı yükseltmeyi istiyorum. Evet çok şey istiyoruz ama mümkün mü ona bir bakmak lazım. 10.000 kara iksir istiyor. Yani videonun sonuna kadar bir tane eğitim iksiri kullanır. Biz bunu aradan çıkartırız. Eğitim iksirim de yokmuş. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. 10 tane madalya karşılığında bir adet eğitim iksiri satın alıyorum arkadaşlar. Ve hemen eğitim iksirini kullanarak saldırılarımıza başlıyoruz. Elimde bir tane balon ordusu var. Onu bir eritelim. Ondan sonra full binici saldırısı yapacağız. Evet binici saldırısıyla beraber kara iksir kasmak. Yani çok da mantıklı bir seçenek değil aslında ama <laughs> yine de videonun hatırına ben binici saldırıları yapmak istiyorum arkadaşlar. Hadi şöyle güzel bir köy. Belediye binası 8 değiliz biz ya. 8 çıkartma bizim karşımıza. Hadi hadi bana videoyu kestirme hemşerim. Lütfen rica ediyorum. 718 bin altın. 2500 kara iksir. Belediye binası 8. Yap. Gözüm kesti hemşerim ya. Dört tane de binicim var kılan karesinde. Benim gözüm kesti ben buraya saldıracağım. Cık. Muhtemelen sonrasında da pişman olacağım ama yine de saldıracağım yani. Şimdi seviyesi düşük hava savunması ve hava patlatıcısı mı? Yoksa seviyesi yüksek hava savunması mı? Aslında biz şurayı indirelim. Koridoru da kapatmış olur. Hava patlatıcısının arkasından saldırırız aynen. Yani olursa böyle olacak. Şöyle dört tane yetmeyecektir. İki tane daha attım. Yette bir tane daha yıldırım kaldı. Onu da şöyle hem krala hasar verelim hem de hava savunmasına hasar vermek için kullandım. Şimdi şu koridoru kapatmamız lazım. O yüzden saldırıya şuradan içeriye doğru başlayacağım. Bomba kulesi indikten sonra da Klan Kalem'deki binicilerimi sahaya süreceğim. Hatta şu büyücü kulesine de üç tane balon göndereyim de hani o taraf komple temizlenmiş olsun. Evet, Klan Kalem'deki binicileri stratejik bir hata yaptım kralın karşısına gönderdim. O yüzden maalesef çok fazla iş yapmayacaklar. Kral onları yiyip bitirecektir arkadaşlar. 3 tane balonum kaldı. Dev bomba bitirdi bizim binicileri. Vay be. Krala gerek bile kalmadı. Son 3 balonumu da şuradan şu şekilde bırakıyorum. Klan kalesi havaya vuran bir asker yok en azından. Ondan eminiz. Ama goblinleri salınca karaya vuran bir birim varsa çıkabilir. O yüzden birazcık bekletmek istiyorum. Yalnız var ya şaka maka belediye binası 8'i dedik gibi. Ha. Güzel. Yani üçlemekten ziyade 2500 kara eksir bizim acayip işimize yarayacak arkadaşlar. 10.000 kara iksire ulaştığımızda videonun sonunda direkt barbar kralımızı ağır abimizi yükseltmeye alacağız çünkü. Tamam şimdi korka korka goblinleri bırakıyorum. Klan kalesinde bir asker varsa yalnız. Ya sen ciddi olamazsın ya. Ya bir tane gizli testle mi eritti bizim o kadar balonumuz nereye gitti hava bombası falan mı çıktı ya. Vallahi sinirlerim bozuldu hemşerim. Hakikaten şu anda kendimi çok mutsuz, üzgün ve çaresiz hissediyorum. Resmen 2000 kara iksir elimizden sabunun kayması gibi kaydı gitti ya. Bu neymiş ya? Ya burada zibilyon tane balon vardı. Ne oldu bunlara hemşerim? Birisi açıklama getirsin bu konuya. Ben bu işte art niyet ararım. Ulan vereceğin 2000 kara iksir çekmedi. Bir gizli testte kaldı ya. Nasıl yani? Muhtemelen tekrarına bakmak lazım. Şu bölgede balonların yoğun olduğu bölgede şey çıktı arkadaşlar. Siz söyleyin. Hava bombası çıktı. Balonların da canı azdı demek ki. Gizli Tesla da son noktayı koydu. Hakikaten yani 2000 kara eksiri kaybettik ya. Hakikaten üzüldüm ya. O kadar da sevinmiştim. Şimdi binici saldırıları yapacağız. Zaten kara eksiri eriteceğiz. Kralı basmak kolay olur diyecektim ama neyse. Ekstradan birkaç tane daha saldırı yapmak zorunda kalacağız gibi. Bu savaşı burada noktalıyorum. Ve şimdi asıl olayımıza başlıyoruz arkadaşlar binici 31 tane binicim var 11 tane büyücü bir tane de okçu full iyileştirme büyüsü alıyorum peki klan kalesine klan kalesine ne alsak mantıklı olur binici saldırısında yani koridoru kapatmak için balon olabilir ya da full binici girelim ya full gir full binici gir büyü alamıyoruz zaten Aynen 4 tane binici daha alalım. Toplamda 35 tane biniciyle saldırıya geçelim arkadaşlar. Pekala o zaman ben klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar karşımızda savunmaları max olmasa da sonuç itibariyle 3 level kralı olan bir belediye binası 7 hesabı çıktı. Ve sonunda birinci saldırısı yapıyoruz ya. Oh be Hakikaten özlemişim yani balonlardan birazcık sıkılmıştık öyle değil mi? Şimdi binici saldırılarında dikkat edilmesi gereken şeyler bir yandan saldırıya başlıyorum bir yandan da anlatacağım süreden yemeyelim. İlk etapta klan kalesi kontrolü çok ama çok önemli arkadaşlar. Binicilerinize 5. 6. seviye bir balon tek atar arkadaşlar. O yüzden yani çok ciddiye almanızı tavsiye ederim. Öncelikle klan kalesi kontrolü yapmakta fayda var. Şuradan binicilerimi ben sahaya süreceğim. Böyle bir koridor kapatalım ondan sonra geriye kalanları da. Bakın şuradan koridor kapanacaktır. Rakip kral bizi birazcık oyalayacak ama geri kalan askerlerimi şuradan içeriye doğru sallayabilirim. Hemen bir iyileştirme büyüsü şu noktada kullanacağım. İyileştirme büyülerini çoğunlukla nerede kullanmak lazım? Hemen onunla alakalı da konuşalım. Arkadaşlar bomba kulesine dikkat. Bomba kulesi ciddi sıkıntıdır. Sonrasında büyücü kuleleri havanlar toplu hasar veren toplu alan hasarı veren savunmaların üzerinde iyileştirme büyüsünü kullanırsanız yani çoğunlukla rahatlıkla 3 yıldızlar alabiliyorsunuz. Eğer klan karesi dolu çıksaydı büyücülerle onları temizlemeye çalışacaktım. 11 tane büyücü almamın da tek sebebi bu arkadaşlar. Yoksa temizlik için bu kadar büyücüye de gerek yok açıkçası. Bir bakar mısınız? Şu kalan binicilerin sayısına bir bakar mısınız? Ne dedik? Öncelikle en önemlisi olarak klan kalesi kontrolü. Sonrasında herolardan varsa özellikle rakip kraliçeden mümkün olduğunca uzakta bir yere. Sonrasında da büyücü kulesi, bomba kulesi ve dev bombalara dikkat ediyorsunuz. Her şey yolunda giderse çatır çutur 3 yıldızları hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere 1,5 dakikada köy üçlenmiş oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir başlangıç. Hemen yeni orduyu eğitelim. 10 dakika mı? Ne diyorsun sen ya? Nasıl yani? Eğitim iksiriyle beraber 10 dakika. Biz e, kara kışlaların ikisini de aradan çıkartmamış mıyız? Bir dakika iki tane mi vardı? Valla onun da tam emin değilim ama bu bu kadar uzun 45 saniyede çıkıyor olması lazım. 1.5 dakika mı? Hadi canım. Valla bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kara iksir birliklerinin de sıkıntısı bu işte. Cadı da böyle mesela. Belediye binası 9'da açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bir saniye benim kara kışlam nerede? Bir tane şurada var. Yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Bu max. İkinci kara kışlan var mı benim? Yok. Bir tane olması lazım. Demek ki standart tarifesi bu. Yanılıyor olabilirim ama sonuç değişmiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra geleceğim. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu sefer karşımızda belediye binası 8 köy var ama yani çok enteresan bir köy. Sanki bütün savunmaları yok gibi geldi. Bana mı öyle geldi anlamadım. Böyle enteresan acayip bir köy var karşımızda ama buraya saldıracağım. Çünkü ganimeti gerçekten çok güzel. Şimdi ilk etapta ne dedik? Klan kalesi kontrol. Arkadaş bir tane biniciden feragat edeceksin. Bırak gitsin. Klan kalesi doluysa çıksın ki boşmuş. Kafamız rahat. Şuraya bir tane okçu bırakacağım. Bir tane büyücü şu noktadan. Bir tane de büyücü şu noktadan. Bir tane de şuraya. Hatta bir tane de şuraya bıraktım. Kafamız rahat olsun. Sonrasında Labada, Lubada saldıracağım arkadaşlar. Muhtemelen binicilerin bir kısmı sağ tarafa. Bir kısmı da sol tarafa ilerleyecektir. Ama çok ciddi sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Şu noktada bir adet iyileştirme büyüsü. Neden? Çünkü büyücü kulesi var. Kralımızı da şuradan bırakalım. Tekrar elimi iyileştirmeye aldım. Nerede kullanalım? Şu bomba kulesini saklamamız gerekecek. Ama kral oraya. Ooo de bomba. Çabuk çabuk. Üff. Gördünüz mü? D bombanın yaptığı işi gördünüz mü arkadaşlar? Neredeyse neredeyse bütün binicileri aynı anda kaybedecektik. Son iyileştirme büyüsünü de şu noktada kullanacağım ve yavaş yavaş binicilerimiz de, özür dilerim, büyücülerimiz de sahaya sürüyor. Bir tane daha D bomba çıktı. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bak çok fazla binicimiz kalmadı. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Binici saldırılarında gerçekten midenizi bulandıracak bir şey daha var. O da karadaki iskeletlerdir. Bakın karadaki iskeletler ve kral bir araya geldiler mi? Ne kadar fazla sayıda binicimizin canına okudular gördünüz mü? Bakın bu sefer düzen saçma sapan olmasına rağmen çok rahat bir üçlük gelmedi. Muhtemelen üçlenecektir ama rahat olmadı. Tabi belediye binası 8'e saldırdık yani bizden daha üst bir köye saldırdık. Hani buna rağmen diniciler köyü üçlemeyi başardılar arkadaşlar. Ha düşünün mesela klan krisi dolu olsaydı acaba üçlenir miydi? Belki de üçlenmezdi. Ama diyorum ya belediye binası 8'e saldırdığımız için o kadar da olsun yani. Bir zahmet değil mi? 7 ile 8'e saldırıyorsun. Çok fark ediyor. Özellikle binici ve balon gibi hedef seçen askerlerle bir üst seviyeye ne olursa olsun saldırmanızı tavsiye etmiyorum. Yani ejderle iki yıldız alırsın. Rahatlıkla. Ama balon ve biniciler direkt savunmalara gittiği için binayı es geçeceklerdir. Yani çok yüksek yüzdeli tek yıldızda kalma ihtimali bile yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden üst seviye köye saldırıyorsanız binici ve balon saldırıları kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet buradan güzel bir miktar kara iksir aldık. 1400 fena değil. Altın iksir de fena değil. Peki bizim ordumuz ne kadar kara iksir istiyor? 1000 kara iksir istiyor. Arkadaş ben sıkıldım ama bu işten Hem 20 dakika sürüyor eğitim iksiriyle çıkması. Üstüne bir de 1000 kara iksir veriyoruz. E hadi bir tane daha yapalım. Yani iki tane daha saldırı yapacağım arkadaşlar. Sonrasında muhtemelen birinci saldırısı kolay kolay yapmayacağım. Hem uzun sürüyor hem de çok masraflı. Astar'ı yüzünü geçiyor yani. Klan savaşında falan kullanılacak bir yol. Her neyse şu klan kremimizi de bir toplayalım. Klan kalesine isteği atalım. Son bir tane daha savaşa gideceğim arkadaşlar. İki tane savaş dedim ama. Yani şu ordu 9 dakikada çıkacak. Bir 10 dakika doğruya beklersek. Oho ölme şeyim ölme. Tamam son saldırı. Kaleyi doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Sonrasında da yükseltmeleri yapıp videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar orta şekerli bir belediye binası 7 köy çıktı karşımıza. Final saldırımızı buraya gerçekleştireceğiz. 1500'de kara iksir var. Yani sevineceğim sevinemiyorum. 1000 kara iksiri zaten ordunun maliyetine gidiyor. Eğer üçlersek bize 466 civarında kara iksir kalacak yani. Olsun bakalım. Şimdi 2 level klan kalesi varmış vatandaşın. Şurada bir test yapacağız. Yapacak bir şey yok. Klan kalesi boşmuş. Gayet güzel. Saldırıya nereden ne şekilde başlayalım. Şu okçu kulesini indirelim. Geriye kalan askerlerimizi şuradan içeriye doğru sallayalım değil mi? Aynen öyle. Hemen ardından klan kalemdeki binicileri de göndereceğim. Şurada bir tane iyileştirme büyüsü atacağım. Hem bu binicileri hem de şuradakileri hayatta tutacaktır. Büyücü kulesi vuruyor. Bomba patladı. İki tane daha binicim var. Dev bomba. Aman diyeyim aman aman aman. Birleşin birleşin. Bir tane daha dev bomba. Geç mi kaldım? neredeyse gidiyordu yine. Evet birazcık direkten dönüyor gibi oluyoruz ama yine de ne yapıyoruz ne ediyoruz? Saldırıyı güzel bir şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Son iyileştirme büyüsünü de şurada büyücü kulesinin üstünde kullanacağım ve köyde savunma namına hiçbir şey kalmadı. Barbar kral bizi birazcık uğraştıracak ama savunmalar bittikten sonra biniciler onun da icabına bakacaktır. Rakip hirolara dikkat arkadaşlar. Neden ekstra dikkat etmek gerekiyor? Mesela ejder saldırısı yapıyorsun. Kral ejderler, kral ejderlerin önüne çıktığı zaman ejderler kralı hedef alıyorlar ama dediğim üzere biniciler bütün savunmalar bitmeden ne etliye ne de sütliye karışmıyorlar arkadaşlar. Yani kral vuruyor sana, kraliçe vuruyor ama o yok diyor ya bana vursun diyor. Ben işime gücüme kilitlendim onunla ilgileneceğim diyor. Savunmaları ilerliyor. İskeletler de öyle çok sıkıntı. Bakmayın küçücük bir şeyler ama bazen savaşın kaderini değiştirebiliyorlar yani. Her neyse. Bu saldırımız da bu şekilde olsun. Yine bir binici ordusu basacağım ama yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi son olarak yükseltmeleri yapıp işçileri doldurup videoyu bitirelim. 180 bin altın iksir daha geldi. Yıldız bonusundan. Şunları da bir toplayalım. Laboratuvarı basmıştık. O açıdan iksirle pek bir işimiz yok. Peki iksirle basabileceğimiz bir şey var mı? Var. Hmm. Tamam. Altınımız da kısıtlı olduğuna göre kara iksir sondasını 700 bin iksir karşılığında yükseltmeye alalım arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın kışla yok, kara kışla yok. Yani cidden standart tarifesi binicilerin. İnanamıyorum ya. Çok saçma geldi bana. Bakınız 52 dakika sürüyor. Ya bu nedir ya? 52 dakika ordu mu oldu? Belediye binası 7'deyiz bir de. Hadi o 13'te 14'te olsak anlayacağım da belediye binası 7'de bir ordunun 50 dakikada çıkması nedir ya? Şaşkınım. Hani gözümden mi kaçıyor diyorum bir kara kışla mı var? Yok. Yok değil mi? Yok ya. İşine geliyorsa diyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Birkaç tane daha engeli kaldıralım aradan. Ondan sonra da son yükseltmeleri yapalım. Yani gönül istiyordu ki kralı 5. seviyeye yükseltelim. Maxlansın. Zaten bir gün falan sürüyor. 10 saat. Ciddi misin ya? <laughs> Ciddi mi? 10 saat mi sürüyor 5. seviye barbar kral? Vay anam vay. Vay be. Zaman geçiyor işte. Anlayan anladı. Tamam şimdi 1 milyon altınla şu hava savunmasını da aradan çıkartalım. 3 tane hava savunmasını da maxlamış oluyoruz arkadaşlar. 2 tane daha işçi boşta. Şöyle bir bakalım en mantıklı ne basabiliriz? Hava patlatıcı. Aradan çıkart gitsin ama geriye 150 bin altınımız kalacak. 150 bin altınla da yapacak bir şey gözükmüyor. O yüzden onu basmayacağım. Tamam okçu kulesi basalım. Şöyle bir tane okçu kulesi basalım. Bir tane de gizli Tesla basalım. Ve bugünün videosunu da bu şekilde noktalamış olalım arkadaşlar. Sezon mücadelelerinde bildirim var. Kaynak iksiri 10 bin kare eksir. Yapma be. <laughs> Yapma be. İşte. Yani gerçekten tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Ya yani şu yükseltmeleri yapmadan önce şuraya bir baksaydım şimdi kralı da 5. seviyeye yollamıştık ama olsun. Bir sonraki bahara kalsın diyoruz. Ve bu videoyu burada noktalıyoruz hemşerim. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.